Kampüs kanalından herkese merhaba. Geldik Ekim ayının genel tekrarına. Yani yeni hazırladığımız soruların çözümlerini arkadaşlar. Hem yine her zamanki gibi soruları çözmeden önce o üniteyle alakalı kısa kısa bilgiler vereceğiz, hatırlatmalar vereceğiz. Ve genel kapsamlı öğreten soru, ÖSYM tarzı soruların çözümlerini gerçekleştireceğiz. Genel olarak 3 başlıkta topladık. Biz hangi konuları gördük? Atmosferi tanıdık, sıcaklık, sıcaklığın dağılışını etkileyen etmenler, basınç konusunu, rüzgar konusunu tanıdık. Hem dünyada hem Türkiye üzerinde etkili olanları, nem, yağış ve buharlaşma alanını tanıdık. Türkiye'nin iklimini, Türkiye'nin bitki örtüsünü bu ünitede biz tanıdık. Bu ay içerisinde tanıdık arkadaşlar. Şimdi genel olarak unuttuklarımızı bir hatırlayalım ya da pekiştirici olsun. Biz bazı kısa kısa bilgiler vermek istedik. Atmosfer ve sıcaklıkla alakalı arkadaşlar. 1. Hava olaylarının tümü troposfer katmanında gerçekleşiyordu. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Troposfer hatırlayın, atmosfer dünyayı çepeçevre saran gaz kütlesiydi. Ve atmosfer dünyayı çepeçevre saran bu gaz kütlesinin en alt katmanı, yani içinde yaşadığımız canlı yaşamının olduğu, su buharının %100'ünün bulunduğu katman troposferdi arkadaşlar. 2. katmanı ozon tabakası arkadaşlar. Ozon tabakası ne işe yarar? Dünyayı güneşten gelen zararlı mor ötesi ışınlardan korur arkadaşlar. Yani ozon tabakası olmasaydı dünya güneş ışınlarına doğrudan maruz kalabilirdi. Bu da doğrudan güneş ışınlarını alması, yani zararlı olanların süzülmemesi, işte cilt hastalıklarına, kanserlere, dünyanın daha fazla ısınmasına, pek çok zararlı şeylere neden olabilirdi arkadaşlar. Ozon tabakası bu yüzden önemli. Mezosfer neydi önemi? Hatırlayın arkadaşlar. Başımıza, değil mi, taş yağmasını engelliyordu. Yani gök taşlarının dünyaya düşmesini engelliyordu. Mezosfer katmanında gök taşları yakılarak parçalanıyor. Biz dünyadan, değil mi, gökyüzünde böyle bir yıldız kayması, bir ışıltı şeklinde görüyorduk bunları. Bunlar aslında işte yıldız kayması değil, işte bir meteorun yanmasıydı. O son sönme anını biz görüyoruz. Mezosferin de önemi bu kadar büyüktü arkadaşlar. Ve haberleşmenin sağlandığı, radyo dalgalarının yansıtıldığı, iletildiği katmanda İyonosfer olarak testlerde karşıma çıkıyor. Bunu da bilelim, önemli. Bir de bu atmosferin genel olarak arkadaşlar, şöyle dünyamızı hatırlayın. Şurası ekvator olsun. Ekvator ve çevresinde daha kalın iken kutuplara doğru gittikçe daha inceliyordu. Bunun temel sebeplerini söylemiştik. Atmosferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bunun sebeplerinden biri, 1. Kutuplarda yer çekimi daha fazlaydı. 2. Çizgisel hız kutuplarda daha yavaştı. 3. Kutuplara gidildikçe sıcaklık azalıyordu arkadaşlar. Yani bu atmosferin kalınlığı kutuplara gidildikçe azalır. Sebebi 3 tane faktör var. 1. Yer çekimi, yani kutuplara gidildikçe yer çekiminin artması. 2. Kutuplara gidildikçe çizgisel hızın azalması. 3.'sü de kutuplara gidildikçe sıcaklığın azalmasıydı. Bunu da hatırlayalım. Yine bu ünitede 2 önemli kavram, hava durumu ve iklimi öğrendik. Karşılaştırdık. Dedik ki, dar alanlarda görülen, kısa sürede değişen atmosfer olayına hava durumu diyorum ve bunu meteoroloji inceliyor. Ama iklim ise geniş alanlarda uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olayının ortalamasıdır arkadaşlar. Ve bunu ne inceler? Klimatoloji inceler. Ama hava durumunu meteoroloji inceler. Peki, bir de sıcaklığın yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörler vardı arkadaşlar. Sıcaklık her yerde aynı değildi. Bunun temel sebeplerinden birincisi güneş ışınlarının geliş açısıydı. Enleme bağlı olarak, mevsime bağlı olarak, gün içinde ve bakı etkisine bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı değişiyor. Yani sıcaklığın dağılışı değişiyordu. 2. Yükseltiye bağlı olarak, yani Türkiye'de batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artar, sıcaklık azalır. Yani yükselti arttıkça her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalıyor demiştik. Kara ve denizlerin dağılışına göre sıcaklık değişiyor arkadaşlar. Yani denizel etkinin olduğu yerler daha ılıman iken karasal etkinin yoğun olduğu yerler daha soğuk, daha serin oluyor. Bir diğer faktör 4. Rüzgarlar. Eğer ki kuzey yarım küredeyseniz arkadaşlar, kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Ama güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırır. Yani ekvator üzerinden hareket eden, o yönden gelen sıcaklığı arttırırken kutup yönünden gelen rüzgar sıcaklığı düşürmekteydi. 5. Atmosferdeki nem miktarı, nem sıcaklığı dengede tutardı. Bir yerin aşırı ısınması, aşırı soğumasını engelleyen nemdi arkadaşlar. 6. Okyanus akıntıları. Sıcak ve soğuk okyanus akıntıları vardı. Geldiği yörenin
yine hava özelliğini taşır. Kutuplardan ekvatora iniyorsa okyanus akıntısı geçtiği kıyıların sıcaklığını düşürür. Ekvator üzerinden kutuplara hareket ediyorsa yine ekvator üzerinden geldiği için geçtiği kıyı bölgelerinin sıcaklığını artırır. Ve bitki örtüsü de dolaylı yönden sıcaklığın dağılışında etkiliydi. Bitki örtüsünün yoğun olduğu yerler daha ılıman, daha serin alanlar olarak karşıma çıkıyordu arkadaşlar. Şimdi hatırladık genel olarak atmosfer ve sıcaklık ünitesinde biz neler görmüştük, bunları hatırladık. Şimdi gelelim hep beraber soruları çözmeye arkadaşlar. Birinci olarak öğreten soru dedik arkadaşlar. Bakalım ne sormuşuz burada. Demişiz ki yukarıda verilen maddelerden hangileri atmosferin insan yaşamına sağladığı yararlar arasında gösterilebilir? Atmosfer benim ne işime yarar? 1. Dünyaya düşen meteorların yanarak parçalanmasını sağlar. Evet, atmosferin böyle bir görevi var. Hangi katmanda arkadaşlar? Mezosfer katmanı bu işe yarıyordu. 2. Canlıların yaşamı için gerekli olan gazları bulundurur. Evet, eğer ki canlıların yaşamı için gerekli olan gazlar, gazların %75'i, su buharının %100'ü atmosfer içerisinde olmasaydı canlı yaşamı olmazdı. 3. Radyo dalgalarını yansıtarak haberleşmeyi sağlar. Doğrudur. Biz bunun için hangi katman demiştik arkadaşlar? İyonosfer sayesinde radyo dalgalarını yansıtarak haberleşmeyi sağlıyordu. Yani evet, 1, 2 ve 3 arkadaşlar atmosferin insan yaşamına sağladığı yararlar arasında gösterilebilir. Cevabımız Edirne diyebiliriz arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Evet, ÖSYM formatında bir soru. Dedik ki aşağıdaki haritada Atlas Okyanusu kıyısında aynı enlem üzerinde yer alan sıcaklıklara sahip iki merkez verilmiş. Ama farklı sıcaklıklara sahip. Şimdi baktığınızda şöyle bir çizik attığınızda bunlar aynı enlemdeyse güneş ışınları bu enleme kaç derecelik açı ile vuruyorsa X merkezi de Y merkezi de aslında aynı sıcaklıkta olması gerekiyor ama farklı sıcaklıklara sahipmiş. İşte biz bu sıcaklıkları neden farklı bunu yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Peki birinci olarak bitki örtüsü demiş, yükselti, rüzgarlar, okyanus akıntıları ve bakı. Arkadaşlar aynı enlemde olsanız da bakın bu bölgede güneyden kuzeye hareket eden sıcak bir okyanus akıntısı Gulf Stream ile yine adanın batısından şöyle güneye doğru inen Labrador soğuk su akıntısı vardır. Yani aynı enlemde Atlantik'in her iki kıyısındaki aynı yer aynı enlem üzerinde de olsa birinin kıyısından sıcak okyanus akıntısı diğerinin doğusunda yine kıyısından soğuk okyanus akıntısı geçmesi sebebiyle sıcaklıkları farklıdır. Bu sebepten dolayı açıklayabiliriz. Yoksa rüzgarlar her ikisi de kuzey yarımkürede. Her ikisinde de kuzeyden gelen sıcaklığı düşürür, güneyden gelen arttırır. Yine özel konumlarına dair yorum yaparak yükselti hakkında, bitki örtüsü hakkında çıkarımlarda bulunabilirsiniz. İşte Batı Avrupa'nın okyanusal iklime bağlı olarak görülen bitki örtüsü gibi yorumlarda yapabilirsiniz. Ama ÖSYM kalıbında da çıkmış sorular arasındadır. Kesinlikle okyanus akıntıları aynı yarımkürede de olsan, aynı sıcaklığı da alsan, aynı enlemde de olsan, bakın burası Atlas Okyanusu. Her ikisi de Atlas Okyanusu'na kıyısı var. Ama birinin kıyısı daha sıcak, diğerinin kıyısı daha soğuk. Sebebi okyanus akıntısıdır. O yüzden boş dilsiz haritasında okyanus akıntılarını iyice çalışın, öğrenin. Arkadaşlar bu tür kalıptaki soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Okyanus akıntıları bilgisi olan sorudaki o farklılığı zaten görebiliyor, fark edebiliyor arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza, öğreten sorumuz arkadaşlar. Yeryüzünde sıcaklık genel olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Yani burası ekvatorsa kutup merkezlerine doğru gidildikçe sıcaklık düşmektedir arkadaşlar. Bunun temel sebebi zaten enlem etkisi olarak biz bunu görüyoruz. Sıcaklığın dağılışı üzerinde yalnızca bu durumu dikkate alırsak diyor. Yani enlem etkisini dikkate alırsak yukarıdan hangisinde sıcaklık daha yüksek olması beklenir. Arkadaşlar sadece ben enlem etkisini dikkate alacaksam kural şu: ekvatora en yakın olan ülke en sıcak, kutuplara en yakın olanlar ise en soğuktur. Bana en sıcağı sormuş Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'da yine kuzeyinde Kanada, ABD sıralı. İspanya hemen Cebeli Tarık'ın Akdeniz'in girişinde arkadaşlar. Türkiye ile ortalama aynı enlemlerde, aynı havzada. Birleşik Krallık zaten Kuzeybatı Avrupa açıklarında ada ülkesi. Birleşik Krallık Atlantik üzerinde. Moğolistan Orta Asya'da. Sudan ise arkadaşlar bunlara baktığımızda ekvator çizgisini haritanızı açın. Bakın ekvator çizgisine en yakın olarak Sudan'ı göreceksiniz. Doğru cevabımız Sudan olarak alabiliriz. Diğerlerine göre daha sıcaktır arkadaşlar. Peki ünitemizi böylelikle hatırlatmış olduk. 3 önemli soru çözdük arkadaşlar. Basınç ve rüzgarları hatırlayalım. Basınç neydi, rüzgar neydi? Bununla alakalı soruları çözelim. Bakın atmosferdeki gazların yere uyguladığı kuvvete biz basınç diyorduk. Yani şurada
bir kişiyi düşünün. Bunun üzerinde gözle görmesek de bizim üzerimizde bir kuvvet var arkadaşlar. Bir gaz kütlesi var ve biz buradan basınç etkisi altındayız. Peki bu basıncı ne etkiliyordu? Yani bu basıncın fazla olmasını, az olmasını ne etkiliyordu? Bir, ısınma nasıl etkiliyordu? Isınan hava hafifler, genleşir, yükselir. Hafifler, genleşir, yükselir. Burada bakın bana uyguladığı kuvvet azaldığı için ne oluyor? Alçak basınç oluyor. Soğuma. Soğuyan hava ağırlaşır, alçalır. Soğuyan hava ağırlaşır, alçalır. Peki burada bana uygulayacağı basınç artacağı için ne oluyordu? Yüksek basınç oluyordu. Peki enlem. Enleme bağlı olarak ne oluyor? Kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Hava soğur. Yani yüksek basınç görülür. Ama enleme bağlı olarak ekvatora doğru gel. Hava daha sıcak. Sıcaklıklar daha yüksek. Bu bölgede ısınan hava genleşiyor, hafifliyor, yükseliyor. Ve burada yükselici hava hareketleri alçak basıncı oluşur. Yani enleme bağlı olarak oluşur. Soğumaya, ısınmaya bağlı olarak değişir. Mevsime bağlı olarak yaz mevsimi sıcaklık artar. Kış mevsimi sıcaklıklar azalır. Sıcaklığa bağlı olarak da yine ısınma ve soğuma kavramından dolayı basınç değişiyordu. Yer çekimine bağlı olarak kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artar. Ekvatordan kutup merkezlerine doğru gidildikçe 90 kutup merkezlerine doğru gidildikçe yer çekimi artar. Yer çekimi artarsa gazlar yere daha yoğundur. Yani basınç artar. Bu yüzden kutuplar termik yüksek basınç, termik yüksek basınç alanları yıl boyu arkadaşlar. O zaman yer çekimi ile basınç arasında doğru bir orantı var. Yükselti. Hatırlatıyorum. Yerden yükseldikçe yerde gazlar daha yoğundu. Yer çekim etkisiyle. Ama yerden yükseldikçe gazlar seyrekleşiyordu. Basınç düşüyordu arkadaşlar. Günlük hareket sonucunda da 30 ve 60 enlemlerinde dinamik basınçlar oluşuyordu arkadaşlar. Peki yüksek basınç ve alçak basınç vardı. 1013 milibardan yüksek ise yüksek, 1013 milibardan düşük olanlar alçak basınç olarak değerlendirmiştik. Ve rüzgara da biz demiştik ki rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru esen yatay hava hareketiydi arkadaşlar. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru esen yatay hava hareketine rüzgar denir arkadaşlar. Rüzgar tablosunu hatırlatayım. Bakın A sürekli rüzgarlar, mevsimlik rüzgarlar, yerel rüzgarlar ve tropikal rüzgarlar olmak üzere 4 ana grup var. Sürekli rüzgarlar dünya üzerinde ekvator çevresinde, orta kuşakta ve kutup kuşağında esen 3 tane önemli rüzgar var. Ekvatoral kuşakta alizeler, orta kuşakta batı rüzgarları. Yine 60-90 enlemleri arasında kutup rüzgarları vardı. Hatırlayın alizeler ekvatoral üzerinde yağışlara neden oluyordu. Asya'nın yine doğu kıyılarına. Batı rüzgarları işte Amerika kıtasının, Kuzey Amerika'nın yine ve Avrupa'nın batı kıyılarına yağış bırakıyordu. Kutup rüzgarları da yine 30 enlemleri üzerinden 60'lara ve 90 enlemleri üzerinden 60'lara esen bu soğuk ve sıcak karakterli hava rüzgarları karşılaşarak 60 enlemleri üzerinde yağış oluşturuyordu diyebiliriz. Mevsimlik rüzgarları. Yazın ve kışın Güneydoğu Asya'da etkili olan bir rüzgar vardı. Muson rüzgarı. Biz ne dedik? Yaz musonu şöyle çizeyim. Yağış getirir ama kış musonu yağış getirmez arkadaşlar. Bu yüzden Güneydoğu Asya'da yazları sel ve taşkın riski yüksektir. Meltem rüzgarları. Biz buna Türkiye'de yerel ismine de imbat demiştik. Yine hatırlatıyorum. Meltem rüzgarı yalnızca karada, yalnızca denizde esen değil. Karada da, denizde de, dağda da, vadide de esen bir rüzgardı. Gün içindeki sıcaklık farkı sebebiyle bu rüzgar oluşuyor, esiyordu, yağış getirmiyordu arkadaşlar. Meltem rüzgarı, yerel rüzgarlardan. Yine sıcak ve soğuk yerel rüzgarlar vardı. Hamsin vardı, Sirocco vardı, Kreves vardı, işte soğuklarda Bora vardı. Bunlar da sıcak ve soğuk yerel rüzgarlardı arkadaşlar. Bunları detaylı bir şekilde basınç ve rüzgarlar videomuzda anlattık. Burada önemli olan fön rüzgarıydı. Fön makinesinden aklınıza kalsın demiştim. Sıcak ve kuru bir rüzgardı. İşte Doğu Karadeniz'de yine görülüyordu. İsviçre Alplerinde görülüyordu. İşte karların erken erimesine, sellenmelere neden olabiliyordu. Tarım ürünlerinde erken olgunlaşmaya neden olabiliyordu. Fön rüzgarı arkadaşlar. Kuru bir rüzgardı, sıcak bir rüzgardı. Fön makinesinden aklınızda kalabilir. Tropikal rüzgarlar Türkiye'nin matematik konumu gereği bunları göremiyorduk. Saatte 100-150 kilometre hıza ulaşan rüzgarlardı bunlar da arkadaşlar. Tropikal rüzgarlar. Şimdi sorularını çözelim. Soru üzerinden yine hatırlamaya devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi alçak basınç merkezlerinin genel özelliklerinden biri değildir arkadaşlar? Şimdi bak alçak basınç diyorsa hemen sorunun yanına alçak basınç. Alçak basınçta yükselici hava hareketi görülür. Yükselici hava hareketi bulut oluşturur. Yağış ihtimali fazladır arkadaşlar. Bu şekilde çizeceksin alçak basınçtan. Ve
şu şekilde grafikte yaptığınızda bakın çevreden merkeze doğru olan hareket alçak basınçtır. Ama merkezden çevre olsaydı yüksek basınçtı. Ya şunu özetlemiş oldum. Bir, atmosferin yoğunluğu fazladır diyor arkadaşlar. Yanlış cevabımız. Doğru değil de zaten direkt cevabımız çıktı ama ben diğerlerini de yorumlayayım. Neden atmosferin yoğunluğu fazla değildir? Çünkü bakın ısınan hava burada ne yapmış? Isınan hava yükselmiş. Isınan hava yükselmiş. Yükselince ne olacak? Bakın burada bana uygulayacağı, atmosferin uygulayacağı kuvvet azalıyor. Atmosferin yoğunluğu fazla değil, azdır olacak. Bu doğru değil. Yağış ihtimali yüksek. Bakın bulutla ben bunu kanıtladım. Hava dikey yönde yükselici. Bakın dikey yöndeki hareketi yükselicidir. Evet yükselici bir hareket var. 1013 milibardan düşük. Zaten alçak basınç. Evet düşüktür. Doğru. Bulutluk oranı fazla. Evet doğru. Ama atmosferin yoğunluğu fazla değil. Azdır olacak arkadaşlar. Evet doğru cevabımız A şıkkı olacak. Gelelim bir diğer sorumuza. ÖSYM tarzı sorumuza. Yukarıdaki bir merkeze ait basınç durumu gösterilmiş. Bakın merkezden çevreye doğru ise bu nasıl bir basınçtır hemen yazıyorum. Bu bir yüksek basınçtır. Yüksek basınçta alçalıcı hava hareketi görülür arkadaşlar. Alçalıcı hava hareketinde hava güneşlidir, açıktır, bulutluk oranı düşüktür, yağış ihtimali düşüktür. Ve şöyle yaptığımda S şeklini görüyorum. Bu bir kuzey yarımkürede bir merkezdir arkadaşlar. Şimdi tek tek değerlendirelim şıkları. Ben buraya zaten öncülleri yazmış oldum arkadaşlar. Hava moleküllerinin yoğunluğu daha fazladır diyor. Evet bakın alçalıcı hava hareketi olduğu için bana uygulayacağı kuvvet fazla. Havadaki moleküllerin yoğunluğu fazladır. Doğru. Havanın dikey yöndeki hareketi alçalıcıdır. Evet bakın burada alçalıcı bir hava hareketi görüyorum. Doğru. Bulutluk oranı daha fazladır. Hayır. Alçalıcı hava hareketinde hava açıktı. Bulutluk oranı düşüktü. Burada yanlış olan cevabım C'dir. Kuzey yarımkürede yer alıyor. Okları şöyle birleştirerek ben bunu tespit ettim, gördüm. Yağış ihtimali düşüktür. Evet, havada bulutluluk az, düşüktür. Ama yanlış olan cevabım bulutluluk oranı daha fazladır. Yüksek basınçta değil. Bunun için ne gerekiyor? Alçak basınç gerekiyor. Çünkü alçak basınçta yükselici hava hareketi olur ve burada bulut oluşur. Ama bizim merkezimiz yüksek basınç alanıydı arkadaşlar. O yüzden doğru değildir. Gelelim bu konuyla alakalı son sorumuza. Yukarıda verilen maddelerden hangisi rüzgarın esme hızı üzerinde etkili değildir? Rüzgarlar, basınç ve rüzgarlar videosunda rüzgarın yönünü, rüzgarın hızını neler etkiler tek tek anlattık arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsedelim. Bir, yerleşme faaliyetleri. Şimdi şöyle düşünün. Rüzgar burada alçak basınçtan örneğin yüksek basınca doğru bir rüzgar esecek arkadaşlar. Şu şekilde esecek. Şimdi eğer ki buralarda konutlar varsa yani evler varsa şöyle hızlı kabaca çizelim arkadaşlar. Buralarda evler varsa bunlar ne olacak? Sürtünme etkisinden dolayı benim hızımı kesecek mi? Evet. O zaman yerleşme faaliyetleri rüzgarın esme hızı üzerinde etkilidir arkadaşlar. Bir eledik. Basınç farkı ne dedik? Basınç farkı ne kadar fazla ise rüzgar o kadar hızlı eser. Alçak basınçla yüksek basınç arasındaki fark ne kadar fazla ise rüzgar o kadar hızlı eser. Evet bu da etkilidir. Toprak özellikleri bu kalsın. Çünkü toprak özelliği yani burası terrorosa diye rüzgar daha hızlı esecek diye bir şey yok. Ya da burası kahverengi orman toprağı. Bu yüzden hızlı esiyor. Bunu diyemeyiz arkadaşlar. Yanlış. Bitki örtüsü. Evet buralar mesela ormanlık olsa, yoğun bitki örtüsü olsa sürtünme etkisinden dolayı hızımı etkiler. Doğru. Yer şekilleri örneğin buralar dağlık, engebeli. Rüzgarın hızını etkiler. Doğru. Cevabımız toprak özellikleri. Yalnızca 3 şıkkı Ceyhan'da görebiliyoruz. Yalnızca 3. Rüzgarın esme hızı üzerinde etkili değildir arkadaşlar. Geldik nem, yağış ve buharlaşma. Hemen hatırlayalım. Biz burada mutlak nem, maksimum nem, bağıl nem kavramlarını tanıdık. Mutlak nem neydi arkadaşlar? Ben şöyle bir kap çizmiştim. Dedim ki bu kabın içerisindeki su mutlak nemdir. Kabın toplam hacmi maksimum nemdir. Kabın toplam hacmiyle taşıyabileceği toplam litre bazında düşünün. 5 litre ise bunun maksimum nemi 5 litredir. 5 litreden fazla olursa taşıyamaz, yağış bırakır. İçindeki su mutlak nemdir. İçindeki suyun maksimum nemi yani toplam taşıma kapasitesine hacim oranı ise yağış ihtimaldir. Bağıl nemdir arkadaşlar. Mutlak nem 1 metreküp havanın içinde bulunan nemin gram cinsinden değerine mutlak nem denir arkadaşlar. İşte ekvator ve çevresinde mutlak nem fazlaydı. Deniz kenarlarında mutlak nem fazlaydı. Alçak alanlarda mutlak nem fazlaydı. Ama kutuplarda azdı. Karasal dağların yüksek alanlarda yine azdı. Yine aynı şekilde Orta Asya'nın iç kesimlerinde azdı diyebilirim arkadaşlar. Maksimum nem neydi? Toplam nem taşıma kapasitesi. Yani bu hava toplam kaç litre nem taşır? Kaç litreden sonra yağış bırakır? Hava en fazla ne kadar taşıyabilir? Ama tabii ki belli bir sıcaklıkta. Çünkü
sıcaklık azaldıkça nem taşıma kapasitesi azalıyor. Erken yağış bırakıyordu. Sıcaklık arttıkça hava da genleşiyordu ve nem taşıma kapasitesi de artıyordu. O yüzden soğuyan hava daha erken yağış bırakır. Isınan hava genleştiği için, nem taşıma kapasitesi arttığı için yağış bırakma ihtimali azalıyordu. Bunu da hatırlatalım. Bağıl nem yağış ihtimaliydi. Yani kovanın içinde toplam ne kadar su var, kovanın hacmi nedir? İkisini birbirine oranladığınızda kova taşıyacak mı, taşmayacak mı? Yani biz buna bağıl nem diyoruz. Biz buna yağış ihtimali diyoruz. Yani mutlak nemin maksimum neme oranına yağış ihtimali denir arkadaşlar, oranına. Ve yağış oluşum şekillerinden bahsetmiştik. Konveksiyonel yağış, hatırlayın, havanın ısınıp soğuması sonucu şurada bulutluluk oluşuyordu. Konveksiyonel yağış görülüyordu. Dünyada ekvatoral bölgede, Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülüyordu. İkincisi orografik yağış. Hatırlayın, şöyle bir dağ yamacı boyunca şöyle yükselen hava yamaca yağış bırakıyordu. Dünyada Muson Asyası, Türkiye'de Toroslar ve Karadeniz bölgesi buna örnekti. Cephe yağışında da sıcak hava ile soğuk hava karşılaşıyor ve yağış bırakıyordu. Akdeniz iklim havzası da, Akdeniz bölgesi de buna örnekti. Frontal yağışa. 3 önemli yağışı da Türkiye ve dünya üzerinden hatırlatmış olduk. Mutlak, maksimum ve bağıl nem kavramlarını da hatırlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim sorumuza. Yukarıda verilen haritada numaralandırılmış merkezlerin hangisinde orografik yağış görülür? Orografik yağış, bir dağ yamacı boyunca yükselen havanın soğuması sonucu oluşan yağıştı. Dünya üzerinde Muson Asya'sında, Güneydoğu Asya'da yaygın olarak görülüyordu arkadaşlar. Yani dört nolu yerde orografik yağış yaygın olarak görülür diyebilirim. Oldukça kolay ama ÖSYM'nin en çok kullandığı kalıplardan biridir. Harita üzerinden iklim, bitki örtüsü sormak. Hatta bu yıl çıkan sorulardan biridir, değil mi? Hangi iki merkezin bitki örtüsü birbirine benzemektedir dedi. İklimleri bilirsen bitki örtüsünü bilirsin. İklimleri bilirsen bitki örtüsünün toprağını, yağış oluşum şekillerini de tahmin edebiliyorsun diyebiliriz. Evet, şimdi aşağıdaki oluşumlarına göre yağış türlerine ait bazı özellikler verilmiş. Bu bilgilerin yağış türleriyle doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet, ekvatoral bölgede yıl boyu öğleden sonra meydana gelir. Arkadaşlar, ekvatoral bölgede yıl boyu öğleden sonra meydana gelen yağışı az önceki sayfamda da bir önceki sayfada da tek tek anlattık arkadaşlar. Bir dağ yamacı boyunca yine yükselen hava kütlesi, bakın hep bilindik ekvatoral bölgeyi kullanmış. Bir dağ yamacı boyunca, yani nedir? Konveksiyonel. Dağ yamacı boyunca diyorsa hemen orografik. Yani bir diğer ismi yamaç. Akdeniz iklimini gördüysem zaten cephe. Yani soruları çözerken anahtar kelimeler var. Anahtar kelimeler var. Bunlardan yakalamak lazım. Yani ekvatoral bölge diyorsa ısınan havanın yükselmesiyle oluşan hemen konveksiyonel yağış. Yani bir diğer ismi yükselim yağışı arkadaşlar. Bir dağ yamacı boyunca diyorsa yamaç yağışı zaten. Yani bir diğer ismi orografik yağış. Akdeniz iklim bölgesinde diyorsa hemen cephe yağışı olarak soruyu rahatlıkla çözebilirsin. Hemen şöyle karşılaştırırım. Bir nolu merkeze konveksiyonel gelecek. Şurayı alabiliriz. Bir dağ yamacı boyunca diyor, iki nolu yeri orografik alacağız arkadaşlar. Şıklarda bir hata mı yapılmış? Evet. Ama sonuç olarak şunu açıklamış olduk. Konveksiyonel, bir dağ yamacı boyunca yükselene yamaç. Akdeniz iklim bölgesinde görülene ise cephe diyoruz arkadaşlar. 3 nolu yer cephe olacak. Şu ikisi olacak. Ama yanlışlık yapılmış. Neyse, cevabını doğru olarak vermiş olduk arkadaşlar. Evet, gelelim son olarak bu konuyla alakalı öğreten soruyu çözmeye arkadaşlar. Aşağıda bazı yağış oluşum türleri verilmiş, tanımlanmış. Biz bunları eşleştireceğiz. Bakalım ne kadar hatırlıyorsunuz. Nemli havanın soğuk zemin ile temas etmesi. Yani nemli sıcak bir hava kütlesi arkadaşlar. Şöyle bir hava kütlesi düşünün. Burada soğuk bir yüzey var. Burayla temas ettiğinde ne olur? Bir anda burada sis oluşur arkadaşlar. Bu aslında sistir. Sisi tarif ediyor. O halde C şıkkını eleyebiliriz. Hangisinin tanımı yapılmamıştır diyor. Yükselen havanın soğuması ve su buharının yoğunlaşması ile ne oluşur? Yükselen hava soğur ve bir anda yoğunlaşırsa havada bulut oluşur arkadaşlar. Sıcaklık 0 derecenin üzerindeyken, yani artı 1, artı 2, artı 3 gibi su tanecikler yere düşüyorsa, tabii ki artıdayken ne olur? Yağmur olur sıcaklıkta arkadaşlar. Dikey yönde hızla yükselme sonucu sıcaklık aniden 0 derecenin, 0 derecenin altına düştüğünde kar olur ama ani soğumalarla ne olur? Dolu olur arkadaşlar. Cevabımız Edirne olarak karşımıza çıktı. Evet, bu konu ile 3 önemli konunun özetini yapmış olduk. Şimdi gelelim geçen haftanın ödüllü sorusunu çözmeye. Geçen hafta
ülkemizin iklimini anlattık. Türkiye'nin iklim ve bitki örtüsünden bahsettik. Ve burada da dedik ki yukarıda verilen maddelerden hangileri ülkemizin iklim özellikleri üzerinde etkili değildir demişiz arkadaşlar. Türkiye'nin iklim özelliklerini düşündüğümüzde kuzey kıyılarında Karadeniz iklimi, güneyde, Kıyı Ege'de ve Güney Marmara'da Akdeniz iklimi, İç Anadolu'da karasal iklim, tabii biz bunu İç Anadolu tipi karasal iklim, Doğu Anadolu tipi sert karasal iklim ve Güneydoğu Anadolu tipi karasal iklim olarak gruplara ayırmıştık. Marmara bölgesine geçiş iklimi demiştik. Çünkü Marmara'nın bakın kuzeyi Karadeniz, iç kesimleri karasal. Marmara'nın güneyi Balıkesir, Bursa hattı, Çanakkale hattı, Akdeniz iklimi yaygın olarak görülüyor buralarda. Bu yüzden Türkiye'nin iklim özelliklerinin oluşmasında Türkiye'nin bulunmuş olduğu coğrafi konum, etrafındaki karalar, Türkiye'nin dağları birçok şey etkili. Dağların uzanış doğrultusu etkilidir arkadaşlar. Enlem faktörü etkilidir. Zaten orta kuşakta bulunması sebebiyle 4 mevsim yaşaması. Ama Türkiye bir iç denizde Karadeniz, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz ile çevrili. Okyanusta kıyısı yok. Türkiye okyanus akıntılarından etkileniyor mu? Hayır arkadaşlar. Türkiye'de iklim özellikleri üzerinde etkili olan 1 ve 2 nolu merkezdir. Cevabımız Bursa'dır diyebiliriz arkadaşlar. Konumuzu burada tamamlamış olduk. Genel tekrarımızı yaptık. Konuyla alakalı soruları çözdük. Eksiklerimizi giderdik. Şimdi geldik bu haftanın ödüllü sorusuna. Troposfer katmanında yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede 0,5 derece azalıyor. Atmosfer ve katmanları konusunu dikkatle dinlerseniz, genel tekrarınızı tekrar yaparsanız bu soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. İşte bu durumun oluşmasında ne etkili olmuştur? Biz bunu sizlere sorduk arkadaşlar. Cevaplarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım kimler doğru yapacak, kimler konuyu iyi bir şekilde anlamış. Şimdiden başarılar diliyoruz. Bu ayında, bu takvimde tamamlamış olduk. Ödüllü soru ile sizleri baş başa bırakalım. Buyurun çözünüz efendim.